Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon ziyaretinde gençlerle buluştu. Rusya-Ukrayna krizi için barış vurgusu yaptı. S-400 konusunda kararlılık mesajı verdi. Erdoğan'ın eleştirilerinin hedefinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ocak'taki Trabzon ziyaretinde gençlerle bir araya geldi. Gündeminde dış politika vardı. Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin savaş arzu etmeyiz ifadesini kullandı. Bizim tabii bütün derdimiz Ukrayna ile Rusya arasındaki bu sıkıntının giderilmesi ve bu konuda yani sürekli konuşulan savaş vesaire filan, biz Rusya ve Ukrayna arasında böyle bir savaşın olmasını asla arzu etmiyoruz. Bu bölge için hayra alamet bir gelişme değildir. Türkiye'nin hedefi dost kazanmaktır diyen Erdoğan, Rusya ile ilişkilerin iyi konumda olduğuna işaret etti. Erdoğan S-400'ler konusuna da değindi. S-400'leri aldığımız andan itibaren zaten buna biliyorsunuz uluslararası camia ciddi manada rahatsız oldu. Başta Amerika. Dedi almayın. İşte biz size şöyle yaparız, böyle yaparız filan falan. Dedi kusura bakmayın, yani bu karar bizim kararımızdır. Ve biz bu kararımızı verdik. Rusya ile anlaştık. Ve NATO noktasında da herhangi bir olumsuzluk meydana bu iş getirmiyor. Çünkü NATO ülkelerinin her biri silahlanmada silahlarını kendi kararını vermek suretiyle alır. Ve F-35 konusu görüşmeler sürüyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile ters yüz olmak istemeyiz ifadesini kullandı. F-35 ile ilgili biz Amerika'ya 450 milyon dolar ödeme yaptık. Ama bizim vermeleri gereken F-35'lerimizi vermediler. Hala oyalıyorlar. Şu anda da kendileriyle Savunma Bakanlığımız bazı görüşmeler yapmak suretiyle bu problemi çözelim diyoruz. Çünkü Amerika ile biz ters yüz olmak istemiyoruz. Çünkü birçok alanda kendileriyle attığımız adımlar var. Bununla ilgili Savunma Bakanlığımız muhatabıyla bu çalışmayı da sürdürüyor. Gerek F-16'ların modernizasyonu veya yeni bazı F-16'lar bize vermek suretiyle bunu da çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine de eleştirilerde bulundu. Metrobüs bile yapmadılar, yaptığımız tünelleri kapatıyorlar dedi. Ekrem İmamoğlu'nun balık lokantasına gitmesine değindi. Bizim bu görevlere getirdiğimiz arkadaşlar böyle bir zamanda kalkıp da bir balıkçı restoranına gidip orada kafayı bulmaz. Sedef Kabaş da Erdoğan'ın eleştirilerinden nasibini aldı. Tam bir beşinci kol faaliyeti elemanı olarak çalışan gazeteci kılıklı biri çıktı. Bize ve bizim şahsımızda milletimize ağır hakaretlerde bulundu. Milletimiz de yargımız da bu kişinin terbiyesizliğinin yanına kar bırakmadı. Erdoğan'la gençler arasında esprili diyaloglar da yaşandı. Bir genç, telefon numaranızı değiştiriyor musunuz diye sorunca gülümseten bir diyalog yaşandı. Hiç numaranızı değiştirdiniz mi o günden? İşleten falan olabilir. İşletenlerin sayısı arttığı zaman telefonu mecburen değiştiriyoruz.